Merhaba. Bugün sizler için konda yapılışını anlatacağım. Daha önce ASMR kanalında ASMR şeklinde yapılışını anlatmıştım. Takdir edersiniz ki öyle anlatmak birazcık zor oluyor. Bir de dedim böylesini yapayım. Kanalımda bulunsun. Hali hazırda benden çokça tekrar ASMR olarak abla kondog ye diyenler oluyordu. Hem de onlara, yeni gelen takipçilerime de faydalı olsun istedim. Video hazırlıklarını yaparken derin bir tencereye bolca yağımı koydum. Kızması için de altını açtım. İyice ısınması lazım kondog yapımı için. Öncelikle püf noktamız bu. Daha sonra çok basit malzemelerimiz var. Ben kendi tarzımda bazı malzemeleri kullanıyorum, bazı malzemeleri kullanmıyorum. Zaten 3 aşağı 5 yukarı tarifler aynı. Ben size şimdi malzemeleri sayayım. Malzemelerde neler varmış? Bir yumurtamız var. Bir bardak mısır unumuz var. Bir bardak normal çok amaçlı unumuz var. Bunun içerisinde bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada da bir su bardağı sütümüz var. Bir de kabartma tozumuz. Yine ben şuralara bir yerlere yazarım. Yalnız sadece sütü kontrollü koyacağız. Çok cıvık bir hamur olmaması gerekiyor. Katı bir hamur olursa sosisi tutar. Çok da katı olmaması gerekiyor. Kontrollü koyacağız. Göz kararı yapacağız bir nevi. Sosislerimizi de önceden dış yüzeyini tamamen havlu kağıtla kuruladım ki harcı üzerinden kayıp gitmesin yağda. Hemen başlayalım. Öncelikle yumurtamızı kıralım. Çok pratik bir tarif zaten. Sonrasında mısır unumuzu da koyalım. Bu arada Misina istedi. Anne kondok yapar mısın? Arkadaşlarım gelecek dedi. Çok merak ediyorlar dedi. Çocuklar çok seviyor. Unumuzu ekleyelim. Hava bugün çok güzel dışarıda. Güneşli, kuşlar ötüyor. Ay. Şimdi sütümüzü kontrollü bir şekilde koyalım bakalım. Süt verir misin? Süt eksik geldi. Şimdi bir su bardağı süt eksik geldi malzememize. Birazcık daha ekleyelim. 1,5 su bardağı yapalım. Çok azıcık daha ekleyeceğiz. Çok azıcık. Bu karıştırırken sizi bileğinizi birazcık yoracak. Kıvamını o şekilde anlatabilirim. Hani koyu olacak kıvamı. Çok cıvık bir hamur elde etmek istemiyoruz. Tam tamına 1,5 su bardağı süt koydum. Malzemeleri yazarken de ona göre yazarım size. Şimdi sosisler için çubuklar kullanacağım. Öncelikle bir marketlerde şu tarz çubuklar bulabiliyoruz. Bu Adana şiş olarak satılıyor. Bunlar görüntüsü çok kaba. Bir ara bunlarla video yapmıştım. Ama hani bulabileceğiniz en konduku taşıyabilecek ve kibar olan çubuk da bu. Ama ben bir de bu chopstick'lerle yapıyorum. Eğer şık bir sunum olsun istiyorsam. Şunlar birazcık kaba oluyor. Chopstick kullanıyorum. Normal. Ama işte chopstickler de çok maliyetli. Maalesef her yerde kuruşla satılan şey, burada tanesi 5 liraya satılıyor. Yazık günah. Bir bu halini yapalım, bir de öbür halini yapalım. Şöyle saplayalım sosisleri. Sosisleri yamuk olmasın. Yamuk olursa kondukumuz da yamuk olur. Onu böyle daha düzgün saplamaya özen gösterirsek şu şekilde. Bir de
tenceremize bunun girmesi için tamamen içine dalması gerekiyor. Bol yağda kızaracak. Fritöz gibi düşünün. Fritözünüz varsa onda da yapabilirsiniz. Tabii bunun tamamen içerisine dalması gerekiyor. O yüzden çubuklar her seferinde uzun geliyor. Özellikle benim kullandığım kızartma tenceremde. Bu benim kızartma tencerem. Bu uç kısımlarını kırıyorum ben. Daha rahat. İçerisine daldırayım, hemen bırakayım diye. Çöpsikleri de öyle yapıyorum. Önce kıralım. Ay, ne kadar güzel oldu. Böyle bahçede sanki yemek yapıyormuşum gibi oldu kuş cıvıltılarıyla. Geliyor mu sesleri size, gelir mi bilmiyorum ama burada çok tatlı bir... Bu kimmiş? Sucu gelmiş. Hemen yine bir şöyle çöp sitemizden, aman Adana şişimizden koyalım. Sonra bir de bu çöp şişimizden koyalım tekrar. Bizde kondok çok seviliyor. Yani acayip acayip seviliyor. Bu hazırladığınız harçtan da bir sürü sosis çıkartabiliyorsunuz. Ben şimdi 4 tane yapacağım. Bunun da yaptıktan sonra ASMR videosunu çekeceğim sizin için. Şimdi şu tarz bir kap kullanacaksınız. Sizin evinizde uygun olan ne varsa. Sosisi şöyle daldırdığımızda her yeri ne harç gelecek. Hatta eğebilirsiniz daldırırken. Şimdi ben öyle yapıyorum, şu kısımlarda da harç gelsin, çıplak kalmasın diye. Şöyle derin bir kaba ihtiyacınız var. Bu tarz büyük bardaklar olabilir. Ben genelde tapırlar mı? Tapır bu şey, shaker. Heh. Ben genelde shakerları da kullanıyorum. Onlar da çünkü geniş oluyor, uzun oluyor. Şimdi bunu kullanayım dedim. Artık uygun ne varsa. Böyle hani şu tarz, böyle hani tabakta böyle ya da derin bir şeyde kaplamayla bunun arasında fark oluyor ve bu daha düzgün bir kondok elde etmenizi sağlıyor. Çoğu kondok videosunda gördüğüm üzere kondokların hepsi yamuk yumuk oluyor. Bunun da nedeni iyi güzel bir şekilde kaplanamaması, düzgün bir şekilde daldırılmaması. Şimdi harcımızı hemen kabımıza alalım. Şimdi tenceremin kusuruna bakmayın lütfen. Bu zaten benim yağ, dediğim gibi kızartma tencerem. İçinde de bir sürü yağ varken ziyan olmasın dedim. Yine aynı tencereyi kullandım. Aynı yağım var yine içinde. Çünkü Mislin'in arkadaşla da gelecekti. Onun için de kondok yaptım bugün. Aynı tencereyi kullanmak istedim. Hemen şöyle göstereyim daldırma kısmını. Artık kusura bakmazsanız değil mi ama? Değil mi ama evimde gibisiniz artık, ben gibi. Benim misafirim gibi oldunuz. Tamam, şu şekilde daldırıyoruz şimdi. Şöyle her yeri kaplanacak. Çıkarıyoruz. Çok sallamıyoruz. Ki bütün harç... Hop. Açıyoruz şimdi. Atıyoruz direkt içine. Döndüre döndüre pişiriyoruz. Pişirirken de... Şimdi havuzumuz ne kadar cıvık olursa o kadar sosisin üstünden kayar. Çok da katı olursa bu sefer sosisinizin şeklinden ziyade böyle uzaylıya benzeyen bir şey elde edersiniz. Hemen bunları da yapayım. Tencere geniş, bunları da alır. Tek seferde bitirmiş olurum. Çok da akmasına müsaade etmeyin. Zaten çok çabuk pişiyor. Pişerken de döndüre döndüre pişirirseniz şekli biraz daha düzgün olur. Arada böyle patlayabilirler. Arada bu tarz şeyler çıkar. Kabartma tozu olduğu için içinde. Onları artık siz daha sonra temizlersiniz, görüntü bozulmasını isterseniz. Ben buna normalde dikkat etmiyorum da
ASMR videosunu çekerken tabii ki görüntüsü daha düzgün olsun diye daha temkinli oluyorum. Daha özen gösteriyorum. Çıkan o küçük patlayan yerleri alıyorum. Ama normalde o haliyle bile çok güzel oluyor. Bu hazırladığımız haştan, bu haştan 10-12 tane sosis kaplayabiliyorsunuz. Yani 10-12 tane kondok elde edeceksiniz. İsterseniz kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Mozzarella'lı da yapabilirsiniz. Biz sosisliyi çok sevdik. Bir de peynirlerde şey oluyor. Harcın dışından sızıp işte yağ akmalar, işte hem kondokun görüntüsü bozuluyor hem de peynirin çoğu boşa gidiyor. Bizde sosis pek sevilince biz de sosisli halini çok yaptık. Sanırım bu hazır olanları da varmış bazen marketlerde. ASMR videolarında yapanlar olmuştu. Hatta bahsedenler de olmuştu bana videonun altına. Abla var diye şokta galiba. Sucukluymuş içindeki de. Sucuklu da denemedim aslında. Mislina sucuk çok seviyor. Belki sucuklu da güzel olabilir. Ben sosis sevdiğim için. Yağdan çıkarttıktan sonra yine havlu kağıdının üstüne alırsanız yağını emer. Fazla yağını. Zaten hafif bir şey oluyor. Böyle pankek harcı tarzı bir şey oluyor. Böyle çok yoğun, yağlı bir harç olmuyor yağda kızarmasına rağmen. Sizi rahatsız etmiyor yerken. Tabakta da isterseniz üzerine soslar koyun. İsterseniz sosu kenarlarına koyun. Bir sos kaselerine böyle batırarak yiyin. Bununla en güzel turşu oluyor. Bu kornişon turşular çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Böyle ikisi birbirine bence çok yakışıyor. Bir de artık yani tak etti canıma. Ben seyyarı alıp kondok yapmaya çıkacağım yollara, sokaklara. Böyle geçiş yollarında, trafiğe kapalı yerlerde çok güzel bir sokak yemeği. Bu neden yapılmıyor hala? Anlamış değilim. Neden kimse bunu yapmıyor? Çok güzel bir iş fırsatı. Çok da basit bir iş fırsatı. Yap abi, sat. Mis gibi. Koy böyle soslarını. Yani... Duramıyorum bazen. Bu böyle sokak lezzetlerine ihtiyacımız var. Ben sokakta giderken böyle bir şey alıp açtığımı bastırmayı çok isterim. Hoş iki tanesi beni zaten doyuruyor. Sat 3 liraya 5 liraya. Mis gibi. Bu trafiğe kapalı caddelerde nasıl güzel gider biliyor musunuz? Şimdi alıyorum yağdan. Tatlı tatlı kızardılar böyle, nar gibi oldular. Hemen yağımızın altını kapatalım, yanmasın. Meşhur sarı bezimizle de şöyle dağıttığımız yerleri bir temizleyelim. Şimdi ben ahşap sunumları çok seviyorum. Gerçi burada kahverengi. Çok böyle görüntüsünü boğmasını da istiyorum ama şöyle. Şuna bakar mısınız? Şuraları buraları patladı bakın. Bunları isterseniz şöyle temizleyebilirsiniz. Görüntüsü güzel olsun derseniz. Şunlar. Dursun artık ya, aman. Böyle güzel bir sunum istiyorsanız, şık, böyle özel kişilere yapıyorsanız bunu temizleyin, daha düzgün durur. Böyle jilet gibi bir görüntüsü olur. Ama evde kendiniz yiyorsanız hiç gerek yok. Şimdi üzerine şöyle bir, şimdi üzerine mayonez geçelim. Mayonez seven biri olarak. Ketçap geçelim. Bir de ben bu sosu çok beğeniyorum. Kereli mango. Birazcık ağır ama hardal da geçebilirsiniz. Tabii şunları da böyle şöyle batırıp batırıp alın. Yazık, ziyan olmasın. Ya şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Dam dam dam. Şuna bakar mısınız? Tencerem ne kadar kötü duruyor. Tencereyi bir kaldırayım da öyle konuşayım. Bu burada soğuya dursun. Ay aman. Aman düşüyordu bir tanesi. Nazar değdi. Nazar değdi kondoklarıma. Şuna bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. Mis gibi de kokuyorlar.
Ay, sen çok deli izlettiler. Çok az malzemeyle çok güzel bir şey elde etmek istiyorsanız onlardan biri de bu. Özellikle parti yapıyorsanız evinizde, çocuklarınıza yapıyorsanız, doğum günlerinde, çocukların acayip sevdiği bir şey. Acayip hem de. Ben mesela Misa'nın doğum gününde de bunu yaptım. Geçenlerde arkadaşın doğum gününü de burada kutladık. Onu da burada yaptım. Şimdi arkadaşları geliyor. Yine bundan yapıyorum çünkü çok istiyorlar. Her seferinde gelen arkadaşları başka. Ama özellikle annen kondok yapsın diyorlar. Hepsini de ben böyle bir tepsiyi komple dolduruyorum, bir su kondok yapıyorum. Hepsini silip süpürüyorlar, bir tane bile bırakmıyorlar. Umarım faydalı bir video olur sizin için. Bizim konduk maceralarımızın arka planı bu şekilde oluyor. Siz de yapar denerseniz, bu deneyiminizi paylaşırsanız benimle çok sevinirim. Şimdi ben bu güzel şeyleri yemeyeceğim. Neden? Çünkü ASMR'ını çekeceğim. ASMR videosu için de hemen şuradan gidebilir. Bir de ASMR halini görebilirsiniz. Bu tarz benden istediğiniz tarifleri bu kanalda çokça yapacağım. Özellikle abla ne olur yapımını istiyoruz dediğiniz videoları da bu kanalda işleyeceğim. O yüzden kanalıma, elim dolu ama yapacağım, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.